giyiyorum şimdi. Bir üstümü değiştireyim. Ya ben sana hiç kötülük yapmadım. Senin her derdini dinledim. Ben sana yardım etmeye çalıştım. Niye bana bunu yapıyorsun ya? Niye? Ne diyorsun Mine? Ne yaptım ben sana? Bugün Cem Bey aradı beni. Ha evet. Beni aradı numaranı almak için. De niye bu kadar tepki gösterdin sen buna? Su, bana numara yapma ya. Ben kimseye anlatamadım. Her şeye geldim sana anlattım. Sen ne yaptın? İlk fırsatta sattın beni değil mi? Gittin her şeyi o Aslı'ya anlattın değil mi? Ne yapsaydın peki Mine? Ya sen kendini dışarıdan görmüyorsun kızım. Gittin kapandın odaya günlerce ağladın. Ya ne yapacağımı bilemedim. Endişelendim senin için. Ayşe teyzeye bile anlatmayı düşündüm. E sonra Aslı'ya anlattım. Zaten o olmasaydı... Ay yeter artık ya. Yeter, sana git Aslı'ya anlat diyen mi oldu? Ben mi dedim sana git Aslı'ya anlat diye Su? Ne işin var senin burada? Hah, kahraman da geldi işte. Ne diyorsun sen be? Senden yardım isteyen oldu mu Aslı? Ne? Sana ne o adamla benim ilişkimden? Mine. Ya senin üstüne vazife mi benim saçımın telini alıp götürmek ya? Senden ben böyle bir şey mi istedim? Yeter be. Sen hala hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun ha? Aslı bunun Deniz'le bir alakası yok. Bu benle alakalı. Benim hayatımla alakalı. Yani ben bilmiyor muyum ya DNA testini? Ben bilmiyor muyum saçımı alıp götürmeyi? Sana ne oluyor ya? Bu benim mesela. Bana bak. Ne sen bana bak. Sen bir daha benim hayatımı burnunu sokma tamam mı? Ya ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım? Duyacaklar. Sokmadım. Sadece sana yardım etmeye çalıştım tamam mı? Salam ya ondan. Sen her zaman iyi olmak zorundasın değil mi Aslı ya? Ya her durumdan kendine vazife edinmelisin değil mi? Ben dedim ki Aslı kim bana yardım et diye demedim. Ya bu benim meselem, sana ne oluyor? Bitti mi? Hayır bitmedi. Ben kötü bir insanım tamam mı? Kötüyüm. Ama en azından birine iyilik yapacağım diye onu ezmiyorum. İnsanların hayatına izinsiz girmiyorum. Ama sen kendini bir melek sanıyorsun ya. Ha doğru, pardon ya. Sen bir meleksin değil mi? O yüzden hata yapamazsın. Kusursuzsun sen. Ama ben insanım, insan. O yüzden hata yaparım, bedelini de öderim. Ama en azından yaşadığımı hissediyorum ben. Ne oluyor kızım? Bu ses ne? Çok mu açmışım müziği Ayşe teyzeciğim? Evladım aşağıda bile durulmuyor. Bu nasıl müzik dinlemek? Aa hiç farkında değilim. Özür dilerim, kısayım biraz. Merhabalar. Oh. Çocuğum biraz hızlı ver. Çorba da geldi. Sağ ol. Hafize, çağırdın mı Aslı'yı? Gelsin, yemekten sonra devam eder çalışmaya. Çağırdım, yemeyecekmiş. Mine de ben yemeyeceğim dedi. Allah Allah, ne oluyor bu kızlara ya? Ben bir şeyler hazırlayayım da o zaman gidip ders çalışırken atıştırır Aslı. Olmaz öyle şey. Oraya yukarıya özel servis yapamayız. İnsinler aşağı, ne yiyeceklerse burada yesinler ha. Zırnık götürmek yok yukarıya. Çok doğru söyledin Osman Bey. Canan, çağır Aslı'yı gelsin. Mine'yi de çağır kızım. Canan abla sen otur, ben çağırırım. Kızına da çorba koysana. Yavrum, ne oldu, ne var? Yok bir şey anneanne. Kızım, Aslı sen söyle, bir sorun mu var? Bana bir şey sormayın, o anlatsın. Yahu Meral'den çatlatmayın insanı. Kavga filan mı ettiniz? Evet. Ne oldu ki kızım? Niye kavga ettiniz durup dururken? Mine, ben iyi olmak istemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Senin gibi insan olmak istiyorum. Şimdi bana anlatır mısın ne yapmam gerektiğini? Vallahi o senin sorun Aslı'cığım. Madem karar vermişsin, ne yapacağını da sen karar vereceksin. Ben bedel ödemenin ne olduğunu biliyorum. Bakalım sen biliyor musun? Yahu bulmaca gibi konuşmasanıza. Bir soru sorduk, adam gibi cevap verin. Belki bir hal yolu bulabiliriz. Yok babacığım, bulamayız. Bizim artık yollarımız ayrı onunla. Ben kalkabilir miyim? Hayır, otur. O zaman ben kalkayım. Beni otur oturduğun yerde. Ne? Eğer hemen buraya dönmezsen... Bir daha bu sofraya oturamazsın. Haberin olsun. O kadar güzel gözüküyorsunuz ki. Bu masa, bu ev, bu aile. Ben zaten hiçbir zaman bu masada olmadım. Bundan sonra da olmayı düşünmüyorum zaten. Afiyet olsun.
Ya bu kızla aynı çatı altında artık daha fazla kalamayacağım. Benim bir an önce iş bulmam lazım. Ne yapacaksın ki kızım? İş bulunca başka evde mi kalacaksın? Yoksa. Ben annemle konuştum. Biz taşınacağız buradan. Yani şimdi paramız yok biliyorum. O yüzden gidemiyoruz bir yere ama bir an önce iş bulursam... Nasıl çalışacaksın ya? Bütün gün okuldasın. Gece. Yani bizim okulda böyle bir sürü insan var. Yani laboratuvara falan gece nöbete gidiyorlar. Gündüz okulda olurum, gece nöbete giderim. Böylece onun yüzünü daha az görmüş olurum. Kamil amca asla izin vermez böyle bir şeye. O zaman okulu bırakırım, Urla'ya geri dönerim. Hadi canım sen de. Su, ben ciddiyim. Ya bu kıza daha fazla dayanamıyorum ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.